Svara. Emin misin sen? Ragini lütfen. Sen de gelip anneannemle konuşmalısın. Bak Svara, bilmiyorsun ama benim babaannem senin anneannenden daha tehlikeli. Aa, lütfen. İkisi de aynı. Benim anneannemi de küçümseme ayrıca. Endişelenme, ben hallederim ama önce onunla konuşmama izin ver. Bekle. Hı? Bol şans dilerim. Teşekkür ederim. Babaanne, babaanne. Babaanne. Babaanne benim Şona. Yani Svara. Ne işin var burada kızım? Hemen git. Kapıyı açsana babaanne. Bizi hayatı zehrettin. Bırak da rahat ölelim. Ölmek mi? Neden öyle diyorsun babaanne? Seni anlama. Anne, baba, ne yapıyorsunuz siz? Babaanne, lütfen in oradan. Yapma babaanne, lütfen. Lütfen büyük baba, yapmayın. Hemen inin oradan aşağı, lütfen yapmayın. Neden yapamazmışız Ragini? Neden yapmayalım? Sen ve baban bu Bengalli'yi eve getirdiğinden bu yana biz yaşayan ölüler olduk. Biz artık nefes bile alamıyoruz bu evde. Baba... Babası da, kızı da bize en ufak değer bile vermiyor. O halde bize karışmaya da hakkınız yok. Sizin yüzünüzden toplum bizi dışlamaya başladı. Yaşamanın ne anlamı kaldı? Büyük baba, yalvarıyorum. Lütfen in oradan aşağı büyük baba. Hayır, dur, yapma ne olur. Baba anne, büyük baba. Annem. Baba. Büyük anne, lütfen sakın yapmayın, durun. Kapıyı açın anne. Babaanne. Anne, bu hiçbir şeyin çözümü olamaz. Aç kapıyı lütfen. Evet, artık tek çözüm bu. Anladın mı Şakar? Ben öldükten sonra rahat edersin artık. Bengalli ailenle mutlu yaşar. Ne oldu? Onlar ne yapıyorlar? Hiçbir şey. Sadece gösteri yapıyorlar, o kadar. Büyük baba, büyük anne, bunu yapacaksanız ben de ölürüm. Ben de ölürüm lütfen. Aman tanrım. Marvarililer intihar mı edecek? Aç kapıyı anne. Demek bunu yapmamı istemiyorsun. O halde bana bir söz daha vermelisin Şakar. Bana söz ver. Bengalli kadınla asla evlenmeyeceksin. Bu eve onun adını getirmeyeceksin. Yapma baba.
Dur biraz lütfen. Kızım. Çekil oradan bakayım. Çekil. Hey Parvati. Ne işin var senin burada Bengalli? Bak Parvati. 20 seneden beri seninle ikimiz kedi gibi kavga ediyoruz. Ama biz komşuyuz da. Bak bugün kavga etmeye gelmedim. Sana bir şey söylemek istiyorum. O elindeki ip var ya, çok dayanıksız bir ip. Sen de bizon gibi şişmansın. Ben de şişmanım ya. Neyse, o ip seni asla çekmez. Lambalarla beraber aşağı düşersin. Bak şimdi sana bir şey vereceğim. Al bunu bak, al. Al bak, bu çok daha sağlam. Hadi. Engelli! Kes sesini, anne, yeter. Anne lütfen. Sen karışma, karışma. Öyle tamam. Söyleme lütfen. Ragini, Ragini. Evet baba. Git bana bir çekiç getir. Hadi çabuk ol, çabuk. Çabuk. Hey Marvarili, şu ipi alsana. As kendini. Hadi as artık kendini. Neden? Benden sonra sen mi kendini asacaksın? Baba, baba. Aman hadi canım. Ben neden ölmek isteyeyim ki? Düşmanım ölsün. Yani sen öl. Zaten benim kızım ve senin işe yaramaz oğlun hayatta asla evlenemezler ha. Babaanne, vazgeç artık bundan. Hadi başla. Tamam, peki. Nereye, cehenneme mi? Ama cehenneme gitmeden önce iyice öldüğüne emin ol. Ben asıl seni cehenneme göndereceğim. Hayatı çok seviyorsun değil mi? Senin peşini bırakmayacağım Bengalli. Sen yaşarken bile ölüm azabı çekeceksin, haberin olsun. Anladın mı? Buraya bak. Benimle uğraştığın için çok pişman olacaksın. Ayrıca gitmeden önce mektup yazıp ölümümden Bengalli sorumludur diyeceğim. Bu Bengalli. Ha, dur bekle. Bekle sen Bengalli. Şimdi sana iyi bir ders vereceğim. Dünyanın kaç bucak olduğunu göstereceğim sana. Bak bakalım ne oluyor. Şimdi mektubu yazıyorum. Bunu görünce polis seni tutuklayıp götürecek Bengalli. Belki o zaman aklın başına gelir. Bu insanlar beni dinlemeyecek.